Cem Bey şöyle bir şey var. Şimdi siyasette klik diyoruz ya, gruplar var diyoruz ya. Hatta bazen o kadar enteresan ki kişiler var kişiler. Her biri ayrı e, pozisyonda olan, düşünen, birbirine kızgın olan insanlar olabiliyor siyasette. Yani iki grup, üç grup da değil. Böyle 60 kişi olabiliyor. 75 ayrı kişi olabiliyor. Tıpkı şey gibi... Siz o konuları onları da bilirsiniz. Futbolda 11 kişi harika uyum içinde bir takım zanneder ya herkes. Evet. Halbuki aralarında ne problemler olabiliyor. Ahmet Mehmet'e pas atmaz, gollük pası ona Gardır. vermez de teknik bilmem ne olur. öyle bir konuşma yapar ki bütün bu üsumetleri bitirir. Bir anda motivasyona Doğru. çevirir olayı. İş teknik Aynen. direktör de biter. Doğru. Ee, Kılıçdaroğlu bu olayda biraz sessiz kaldı açıkçası. Yani çok daha net ...kenarlı, köşeli bir açıklama yapsaydı daha iyi olurdu. Bir an önce unutulsun bitsin politikası izledi. Şimdi o politika doğru. Açıkçası o doğru. Ama e, bu konuyla ilgili söylediği şeyler... ...örneğin Salı günü grup toplantısında sadece... E, ...şey dedi, kumpas kuruyorsunuz dedi. Kumpas dedi. Yani şimdi kumpasın... Soyut, dedi. kime hitap ediyor? Evet, kime hitap ediyor? E, olay nedir? Belli değil. E, şimdi inanın bütün e, haberler, bütün gazeteciler... O grup toplantısını 1. dakikadan 93. dakikaya kadar pür dikkat dinlediler ne diyecek bu konuda diye. Girişte kullandığı birkaç kumpas lafının dışında hiçbir şey söylemedi. Ee, 3 dakika bile olsa bu konuda çok daha net bir açıklama daha iyi olurdu. Bu saatten sonra olur mu? Ancak bu konuyla ilgili yine böyle gündemi karıştıran bir gelişme olursa belki onu fırsat bilip çıkıp 2 dakika 3 dakika olsun ama net yani üstü kapalı ya da imalı laflarla değil çok daha net bir açıklama yaparsa olay şudur şöyle olmuştur partimize sabotajdır yani ne diyorsunuz ya da aktif artık? milletvekili çıkıp o kişi benim diyecek cesareti gösterirse ee, çok zor marjinal bir şey söylediniz <laughs> ama olabilir